Selamlar, ismim Tayfun. Bugün NX içerisinde sizlere endüstriyel tasarımlarınızda işlerinizi kolaylaştıracak, iş yükünüzü hafifletecek olan komutlardan bir tanesi Global Shaping komutundan bahsetmek istiyorum. Komut şu şekilde Surface tabına geçiş yapmanızla beraber Edit kısmında Moro tiplemanızla karşınıza çıkmakta. Gene menü, edit, surface, global shaping adı altında bu kısımdan da erişebilmeniz mümkün. Komutun mantığından bahsetmek gerekirse sizlerin belirlemiş olduğu körler, e, bölgeler yardımıyla deformasyon işlemini yaparak iki sheet body arasındaki açıyı kapatmaya yaramakta. Dialog box'ı incelediğimde Match to Sheet seçeneğini aktif ediyorum. Sheet to Deform kısmına şu şekilde deforme etmek istediğim yüzeyimi belirteceğim. Region Limit curve de sizin başlangıç e, deformasyon curve'ünüzü istiyor. Curve to Match kısmında ise eşlenecek olan curve'ünüzü aynı zamanda alt kısımda Target Sheet ve Target Curve seçenekleri yer almakta. İlk olarak şu şekilde ilgili sheet body'mi, deforme edilecek sheet body'mi seçiyorum. Gene mouse'un orta topuyla bir alt seçeneğe inebilirsiniz. O bir seçenek. Region Limit Curve'e geldiğimde ise ben deformasyonun şu körden başlamasını istiyorum. Eşlemek istediğim körüm şu şekilde. Target sheet'im burada yer alan yüzeyim. Şu şekilde geliyorum. İlgili seçimimi yaptım. Target curve'im ise yine şu şekilde burada belirttiğim curve'im. İlgili seçenekleri seçmenizle beraber eğer dialog box'ınızda preview seçeneği aktifse size nx bir ön izleme verecektir. Şu şekilde geometriye baktığımda benim belirlemiş olduğum körlerden yararlanarak deforme işlemini yaparak bir kapatma işlemi yaptı bize. İlgi işlemlerimi yaptıktan sonra show result diyerek bir görüntülüyorum. Komutumu bir kere OK deyip komutumu onaylıyorum. İlgili body'm şu şekilde. Bir diğer örneğinde ise şu şekilde diğer pencereme geçiş yapıyorum. Elimde şu şekilde bir geometri mevcut. Gene Surface Edit More sonrasında Global Shaping komutuma ulaşıyorum. Mesh to Sheet seçeneğim aktif bir şekilde. Deforme edilecek yüzeyim şu şekilde limit curve'ım buradan başlasın istiyorum. Curve to match buradaki curve'ımın eşlenmesini istiyorum. Target sheet'im şu şekilde. Mouse'un orta topuna bir kere tıklıyorum. Gene target curve'ümde şu şekilde yer almakta. Baktığımızda bir eşleme işlemi. Show result dememle beraber yapmış durumda. Şu şekilde Settings kısmına gittiğimde ise gene alt kısımda Keep Input Sheet derseniz sizin öncesinde belirlemiş olduğunuz limit körlüğünüzden itibaren olan kısmı tutacaktır. Şöyle aktif ediyorum. Show Result dememle beraber. Şu kısımda yer alan sheet'imi benim yok etmeden işlemi gerçekleştirdi. Bunu da aktif ettiğimde ise şu şekilde ilgili sınır koşullarını yok edip bu işlemi yapacaktı. Gene alt kısımda body type seçeneğim var. Solid sheet olmak üzere. Kapalı kontrolleriniz varsa solid body'ler de oluşturabilmeniz mümkün. Komutumu bir kere OK deyip onaylayıp çıkıyorum. Baktığımızda şu şekilde ilgili işlemi yapabildiğimizi göreceksiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar dilerim.